Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Kesici. Yeni bir video ile karşınızdayım. Excel'de hazırladığım küçük bir programdan bahsetmek istiyorum size. Bu programda doğalgaz faturanız gelmeden anlık fatura miktarınızı öğrenebileceksiniz. Şu anda benim blog sayfamın ön izlemesini görüyorsunuz. Burada bu programın da indirilebilir halini sizler için koyacağım. YouTube videomun altında da bir indirme linki bulacaksınız. Buradan da programı indirebileceksiniz. Program şu şekilde işliyor. Burada bu programı neden yaptığımla ilgili blogda küçük bir yazı yazdım. Ona da bir göz atarsınız. Program şu şekilde. Excel'de çalışıyor program. Şöyle açıyoruz programı. Doğalgaz fatura hesaplama. İlk önce şuna ihtiyacınız var. Doğalgazın, şöyle bir bakayım faturadaki ismine. Tüketim dönemi perakende satış fiyatını bulmanız gerekiyor. Yani şurada bakın yazıyor. Şu bir. Doğalgaz faturası. Şuradaki bilgileri kapatayım. Şurayı bulmamız gerekecek. Burada yazıyor ama bunu yazdığım zaman Excel'deki program hesabı tutmuyor. Siz tam hesabı öğrenebilmek için şunu yapacaksınız. İlk önce bu programı indirdikten sonra burada bakın karaladığım bölümler var. Bu karaladığım bölümlere ellemiyorsunuz. Okun gitti. Bakın dokunduğum yerlere ellemeyeceksiniz. Sadece şu beyaz kısımlardaki son endeks ve güncel endeksi değiştireceksiniz ve fatura miktarınızı göreceksiniz. Benim elimde güncel bir fatura var. Bakın şimdi ilk önce perakende satış fiyatını bulacağız. Burada sayaçtan ölçülen hacim diyor. Bakın 98 yazıyor. Şöyle bir dakika bir ışık yakayım. Biraz karanlık görünüyor. Şimdi herhalde biraz daha iyi. Evet bakın 98 yazıyor. Burada da faturanın şuna dikkat edin. KDV dahil fiyatını değil, KDV hariç fiyatından hesaplayacağız perakende satış fiyatını. Şöyle yapıyoruz. Hesap makinesini açıyorum. Görebiliyorsunuz hesap makinesini. Şimdi bakın ne kadar gelmiş? 85 lira 5 kuruş. 85.05 yapıyorum. Gördünüz değil mi? Evet. Bölüyorum. Bunu neye böleceğim? Ölçülen hacime böleceğim. 98. Bakın. Şöyle bir rakam çıktı. Bunu da hesap makinesindeki rakamı kopyalıyorum. Ctrl C yaptım. Şimdi klavyeyi size göstermiyorum. Oradan bilirsiniz. Ve Excel'deki sayfamıza geliyoruz. Birim fiyat bölümüne hücreye geliyoruz ve yapıştır diyoruz. Ctrl V ile. Bakın perakende satış fiyatını yapıştırdım. Şimdi son endeksteki faturadaki son endekse bakalım. Tabii biz faturada ilk endekse bakacağız. Burada şimdi bakın ben bunu size göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın. İlk okuma tarihi yani ilk endeks. Biz bu ilk endeksi Excel'deki son endeks bölümüne yazacağız. 79 yazmıştım ben daha önceden. Güncel endeksimiz neymiş? Son okuma endeksi yani. Şuradaki. Burada da 8067 yazıyor. Ve 8067'yi yazıyoruz. Enter yapıyoruz. Bakın ödenecek tutarımız 100 liraymış. Peki faturadaki miktar ne? Yani burada biz ortalama bir rakam çıkarıyoruz. 100 lira 36 kuruş gelmiş. Bakın bana son faturamda. Şimdi mesela son endeksi değiştirelim. Bu ne zaman gelmiş bir bakalım. Son okuma tarihine bir bakayım. Bakın son ödeme tarihi 12 Aralık'mış. Bu üzerinden 5 gün geçmiş bu faturanın üzerinden. Şimdi güncel fatura hesabımızı öğrenmeye çalışalım. Onu nasıl yapacağız? Şimdi bakın burada neyi yapmış olduk? Biz birim fiyatını öğrenmiş olduk. Birim fiyatını öğrendiğimiz zaman işimizin ilk bölümü hallolmuş oluyor. İkincisi de bakın şimdi. Güncel fiyatı nasıl bulacağız? Bu faturanın üzerindeki fiyatı bulmuştuk şu anda. Güncel fiyatı bulmak için de son endeks bölümünde bakın son endeks neymiş bakalım hemen 8067'ymiş. 8067'yi biz güncel endekse yazmıştık. Şimdi anlık fiyatı öğrenebilmek için anlık fatura rakamını öğrenebilmek için 8067'yi üste yazacağım. 8067. Evet bakın şimdi sıfırladı çünkü son endeksle güncel endeks aynı oldu. Şimdi bakın ben hemen doğalgazın sayacının olduğu yere gideceğim.
Orada da hangi rakamı yazacağınızı göstereceğim size. Şöyle hemen gidelim. Evet, bakıyor musunuz? Şurada 81-21 yazıyor. Evet arkadaşlar, şu anda benim güncel doğalgaz faturam 55 liraymış. Bunu nasıl yaptık? Faturadaki, yani buraya gelip faturayı bırakan kişinin en son okuduğu endeks buymuş bakın arkadaşlar. 80-67 son endeks. Biraz önce ben de gittim doğalgaz sayacındaki son endekse baktım. Yani güncel endekse. O da 81-21'miş. Buraya da onu yazdım. Bakın ne kadar geliyormuş. Toplam 55 lira. Peki bu programı niye yaptım? Bunun açıklamasını blogumda anlattım sizlere. Burayı okuyabilirsiniz. Ayrıyetten bu programı nasıl indirebileceğinizi de göstereceğim size. Blogun adresini videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bloğa girdiğinizde burada bir indirme linki var. Buna tıklıyorsunuz. Önünüze böyle sayfa açılacak. Hemen şurada bakın. Şu bölümde indir yazıyor. İndire tıklayacaksınız. Evet, indirildi. Şuradaki küçük yukarı okundan klasörde göster diyelim. Bu bir zipli dosya. Bu zipli dosyayı açacağız. Aşağı doğru çektim. Evet, açtık. Şimdi içine girelim. Evet. Excel'deki bu görüntüsü karşılayacak. Burada küçük bir not da yazdım. Buna bakabilirsiniz. Evet. Son endeks ve güncel endeksi girdiğinizde anlık fatura miktarınızı öğrenebileceksiniz. Bu videonun burada sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Farklı Excel programları eğer sizler de yapıyorsanız, paylaşırsanız sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.